kutudan çıkan adaptörümüz fizik olarak bu şekilde çift kablodur. Başka bir adaptör kullanmıyoruz. Kameraya zarar verir. Sadece kendi orijinal adaptörünü kullanıyoruz. Kutusundan çıkıyor dediğim gibi. Kameraya adaptörümüzü takıyoruz. Adaptörü taktıktan sonra bir flash led çakıyor. Çaktıktan sonra bir dakika içerisinde açılacak. Sağ sol aşağı yukarı dönüp motor testini yapacak. Motor testini yaptıktan sonra sesli ikaz verecek. Sesli ikaz verdikten sonra kuruluma geçiliyor. Fakat daha sağlıklı, stabil bir kurulum gerçekleştirebilmek için kamera açıldıktan sonra bir kez de biz kendimiz resetleyip kamerayı daha stabil kurulum moduna getireceğiz. Kameramız sağa sola dönsün. Motor testlerini yapsın. Ondan sonra devam edelim. Bu şekilde kameramızdan ses geliyor. Biz bir kez daha şurada bulunan reset butonuna burada görmüş olduğunuz SD kart yuvası da burada, bu arada onu da gösterelim. Reset butonuna ses gelene kadar yaklaşık bir 10 saniye basılı tutuyoruz. Bu sesi tuttuktan sonra bırakıyoruz. Tekrardan kameramız açılacak. Sağa sola dönecek. Bu şekilde adaptörü tak. Açılmasını bekle. Açıldıktan sonra resetle ve açılmasını bekle şeklinde yaparsak sorunsuz bir kurulum gerçekleştirilir. Bu şekilde kameramızın tekrardan açılmasını bekliyoruz. Aynen bu şekilde sağa sola döndükten sonra kameramız açılacak, sesli ikaz verecek. Yani ilk aşamanın aynısı gerçekleşmiş olacak. Tamam, bu sesi duyduktan sonra olay tamamdır. Şimdi telefona geçiyoruz. Android ve iOS marketlerde aynıdır. Aynen kameranın üzerinde soğuk baskıyla etiketlerinde yazdığı gibi, yani bizim markamız olan Yose uygulamasını, bu uygulamayı telefonumuza indirip iyi olup açacağız. Nasıl iyi olunduğunu daha önce videolarda tarif etmiştim. Buradan açıyoruz. Sağ taraftaki artı sekmesine tıklıyoruz. Burada bir barkod açılıyor. Bu barkodu kullanmıyoruz. Alttaki etkin nokta ile ekle sekmesine tıklıyoruz. Yukarıdaki işlemleri tamamla bölümünden kutucuğu işaretleyip sonraki adım diyoruz. Burada bize ait olan modemi buluyoruz. Şifremizi doğru bir şekilde giriyoruz. Bu kameralar 2.4 GHz Wi-Fi sinyaliyle çalışır. 5G ile çalışmaz. Eğer modemimiz 5G yayın yapıyorsa bu kamera modemi 2.4 olarak da yayın yaptırıp oradan devam edeceğiz. Sonraki adım diyoruz. GW ile başlayan Wi-Fi ayına bağlamak için sekmesine tıklıyoruz. Kabul ediyoruz. Wi-Fi listesine giriyoruz. Burada GWAP303 bu şekilde seri koduyla, her kameranın seri kodu ayrıdır, gözüken modemsi yapıya bağlanıp bağlantının kurulmasını sağlıyoruz. Bekliyoruz. Mavi çeltik geldikten sonra bu sayfayı kapatmadan tekrardan Yose'nin kendi sayfasına geliyoruz. Ve bir mavi çember çıkıyor karşımıza. Bu mavi çemberin tamamen dolması lazım. Aşama aşama kamerada aynı zamanda sesli ikaz vererek kurulumu gerçekleştiriyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Bekliyoruz. Aşamalar bittikten sonra bu ekran karşımıza çıkıyor. Burada alttaki şablondaki hazır isimlerden veyahut da kendimize göre istediğimiz bir ismi veriyoruz. İstediğimiz ismi verdikten sonra onayla diyoruz. Hemen görüntüle ekranı çıkıyor. Ve kameramız kuruldu, hazır. Kurulumu gerçekleştik. Ben birkaç da detayla uygulama içerisindeki fonksiyonlardan bahsedeyim size. Buradan kameramıza tıklıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz joystickle kamerayı sağa sola aşağı yukarı veyahut da buradan ekranın bizzat kendisinden sağa sola kaçırmak suretiyle kamerayı yönetebiliyoruz. Şuradaki 3 satır çizgisine tıkladıktan sonra burada beyaz ışık logosu var. Tıkladığımız zaman beyaz ışıklarını yaktırıyoruz. Tıkladığımız zaman kapanıyor. Bu ışık fonksiyoneldir. Otomatik yanabilir. Zamanlı yanabilir. Ve burada manuel elle yanabilir. Buradaki şu yıldız logosuna tıkladığımız zaman kamerayı istediğimiz yere çeviriyoruz. Buradan bir kare alıyoruz. Gene istediğimiz yere çeviriyoruz. Bir kare daha alıyoruz.
Bu şekilde toplam 6 bölge belirleyip isimlerini de vererek kamerayı istediğimiz yere el yordamıyla değil tıklama yöntemiyle kendini oraya attırabiliyoruz. Diyelim bir oda, bir kapı veyahut da bir bahçede bir yere bakıyorsa 6 tane bölge belirleyip fizik olarak elle çevirmeden tek tıkla kamerayı direkt oraya yönlendirebiliyoruz. Bu da çok güzel bir fonksiyondur. Sadece bu YOSE orijinal kameralarda olan bir özellik. Burada görmüş olduğunuz gibi alarm, kalkan logosu var. Buna tıkladığınız zaman kameradan kurulum sesi gelecektir. Hareket olduğunda anında kameranın kendisi fizik olarak ötecek ve uygulama üzerinden de size bilgi verecektir. Bunların detayını da daha önce paylaşmıştım.